selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Ustad Sahur Vakti'nde Kanal 42 ekranlarında yeniden sizlerle birlikteyiz. Ustad Derneği'nin çalışmalarını konuştuğumuz ve tabii ki bununla birlikte birbirinden hoş sohbetlerin olduğu programımızda bu gece çok kıymetli bir ismi misafir ediyoruz. Aslında dinlediğiniz birçok müzikte aranjeleriyle, yapmış olduğu çalışmalarla birçok albümün arka planındaki kahramanlardan bir tanesi ve kendi albümleriyle de müzik piyasasında bizler için çok çok kıymetli bir isim. Saleh Sabır bizlerle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tabii biz bu şekilde girdik ama aslında çok daha farklı yönler de var. İnşallah konuşacağız program içerisinde. Müzik aranjelerinden, tasavvuf musikisinden, ilahilerden, ezgilerden, marşlardan ve daha birçok gelen sorularla birlikte birçok konudan bahsedeceğiz. Ben hemen birkaç hatırlatma yapayım. Efendim Ustad Sahur Vakti'ne sizler Twitter üzerinden Ustad Vakti etiketiyle katılabilirsiniz. Bununla birlikte yapılan çalışmalarla ilgili bazı görüntüleri de sizlere ulaştırmış olacağız. 0212 alan kodu 659-2880 Ustad Derneğimizin çağrı merkezinin telefon numarası. Şu dakika itibariyle de yine ulaşabilirsiniz. Kardeşlerimiz sizlerden gelecek telefonları bekliyor olacaklar diyelim. Tabii bizler kendisini tanıyoruz ancak ekranları başında olan dostlarımızın da tanımasını isteriz. Saleh Sabır kimdir? Bugüne kadar neler yapmıştır diye soralım. Eyvallah. Bu aslında sorulduğunda cevaplaması benim için zor bir soru. İnsan kendini anlatmakta güçlük çeker ya. Evet. O yüzden yaptığımız işlerle aslında keşke tanıtabilsek ama mecburen anlatmak zorunda kalıyoruz. Ben çok küçük yaşlarda müziğin içine girmiş, çok geç zamanda bir albüm çıkartmış birisiyim. Çünkü ben hep müziğin aşçılık tarafında, stüdyo tarafında olmayı tercih ettim. 98 yılından beri aslında ben işin aşçılık tarafındayım diyeyim. Ama profesyonel işlere imza atmayı işte 2004 senesinde o değerli arkadaşımız Feridun Özbey'in albümüyle başladık biz. Profesyonel anlamda kayıtlar yapmaya. Daha sonrasında 2006-2007 senelerinde de film müzikleri, işte dizi müzikleri bunlara giriştik. Aynı zamanda müzikle beraber girişirken de o işin yapım tarafına da geçmeye başladık. İkisini şu an beraber yürütmeye çalışıyorum. Yani hem film müzikleri hem albümler ikisini bir arada yapmaya çalışan birisiyim diyeyim yani. Aslında şöyle bir şey var. İnsanlara müziği söylemekten hani film müzikleri, dizi müzikleri bunlardan böyle bahsederken ha şu dizinin de müziğini yapmıştık, şu filmin müziğini yapmıştık dediğimizde aa evet ya onu hatırlıyorum ben hatta dur bakalım falan diye hemen bir cep telefonuna indirelim bir geri dönüş yapalım oluyor. Hangi diziler, hangi filmler, neler yaptık diye sorsak. Yani birçok belgeselin müziklerini yaptım. Reklam müzikleri çok fazla yaptım ama dizi diyecek olursak Ramazan Güzel'dir. Evet, TRT'nin unutulmaz dizisi. Evet, hala daha yayınlanan. Evet. Bu sene de büyük bir ihtimalle önümüzdeki 5 sene daha yayınlanacak gibi geliyor bana. Aynı çağrı filmine döndü. Evet. Ramazan'da 30 gün boyunca 30 bölümden oluşan bir dizinin müzikleri. Aynı zamanda onun yapımcılığını da yapmıştım zaten. Evet. Tabii dizi müziği dediğimiz zaman aslında bambaşka bir boyuta gidiyoruz. Yani ortak bir şey gibi gözüküyor ama bir filme müzik yapmak demek, o sahnenin duygusunu vermek demek bir bestelenmiş eserden çok daha başka bir şeydir. Evet. Yani ikisi gerçekten bambaşka kulvarlardır yani. Ben çok keyif alarak çalışıyorum ama diğerinden daha çok zorlanıyorum tabii ki. Yani var olan sahnedeki artık duygu mu var orada, espri mi var, ne varsa bunu siz müzikle çıkartmak da durumundasınız. Bazı sahneler vardır. Diyaloglar öyle bir durumdadır ki müzik olduğu takdirde o sahnenin duygusu ortaya çıkacaktır. Yönetmen de ona göre çeker zaten. Evet. Müzik zaten burada şunu çıkartacaktır der. Buna göre bırakır ve o iş bütün görev sizdedir artık. Aslında evet çok hani şimdi yayın üstüne de konuştuk. Yardımcı elemanlar, figürasyondaki elemanlar var. Bir kafede oturuyor kenarda. Aslında müzik filmin başrol oyuncusu gibi. Ama hiç öyle görünmez. Evet yani çok da ciddiye almıyorlar. Çünkü izlediğiniz şey görsel olduğu için bizim uzakta müzik de işitsel yolla insanlara gidiyoruz. Onların gönlünü oradan giriyoruz. Aslında çok farklı bir şey. Mesela Çağrı'nın evet görsel anlamda o zamanın şartlarıyla çok iyi bir yapım hala izleniyor. İşte Ramazan geldiğini anlamak için televizyonlara bakın. Çağrı varsa Ramazan girmiştir diyoruz ama Çağrı'nın müziği mesela. Mükemmel bir bestedir. Şöyle söyleyeyim hatta aşık olduğum bir bestedir. Keşke ben de böyle bir beste yaptım. Bu besteyi keşke ben yapsaydım dediğim bir eserdir. Tabii Çağrı demişken şunu da belirtmek istiyorum. Müthiş bir yapıttır. Fakat günümüze kadar Çağrı'nın bir tık daha üzerine çıkamadığımız için üzücü bir durumdur.
Benim eksiklik kendi kişisel fikrim. Tabii ki. Yani niye biz hala da her Ramazan'da sadece çağrıyı izliyoruz? İzlemeyelim demiyorum. Çok büyük bir yapıt. Ama niçin daha onun üzerine çıkamadık? Yani şu an sinema teknolojisi çok ciddi manada ilerlemiş tabii durumdayken yani ne bileyim Star Wars serileri milyonlar kuyrukta bekliyor. İlk gösterimleri izlemek ya da herhangi bir şey için neden daha iyisi yapılamıyor? Evet, bu aslında sorgulanması gereken bir şey ki İslami camianın herhalde müzikte olduğu gibi sinemada da çok ciddi eksiklikleri var diye düşünüyorum. Tabii ki bu iki alanda zaten bayağı bir eksiğiz. Aslında eksik olmamak için atmış olduğumuz adımlarda karşımıza bir duvar çıkmamış olsaydı belki bu zamana kadar çok daha ileri gidecektik. Ama o duvarlar yavaş yavaş bizde aşıldı, yavaş yavaş kırıldı. Hamdolsun kırıldı mı? Ben şu an ona bakıyorum. Yani bu vakitten sonra artık ne yapabiliriz diye biraz da bakmak lazım. Film müziğini toparlayacak olursak oradan Çağrı filminin film müziklerinde sahne sahne incelediğinizde yani müthiş duygusu olan müziklerdir. Yani her sahnesinde bambaşka hani o bütün duyguyu o müziği çıkartın. Evet. Bir de müziksiz böyle seyretmeye çalışın. Emin olun o kadar lezzet alamazsınız. Ya o müziktir aslında bütün duyguları size yansıtan, veren. Evet. Yani güzel bir kombinasyondur. Görselle müziğin birleştiği. Bununla çalışırken zorlanıyor muyum? Zorlanıyorum diyorum ama zorlanmayı da seviyorum. Çünkü herkes zaten yani her aranjör veyahut da her müzikle uğraşan kişi film müzikleri de yapacak diye bir kaydı yoktur. Çünkü film müziklerinde aynı evet. zamanda bir bestecilik tarafı gerekir. Bu da başka bir yetenektir. Birden fazla hatta onlarca belki yani kimi filmlerde 20 üzerinde bile beste yapmak zorunda kalırsınız. Bir film boyunca tamamını saymaya kalktığınızda çok çok fazla bestelerden oluşan bir albümdür aslında o yapan kişi için. İlkay kardeşimiz diyor ki Salih abiye sorabilir misiniz? Bazı hocalar da arkalarında fon müziğiyle sohbetlerini anlatmasının sebebi bu mudur diye. Aslında sebebi tabii ki bir taraftan olur ama bir de o şahsı düşünerek bakalım. O müziğin vermiş olduğu etkiyle aslında o duyguya girip insanlara duyguyu doğru verdiğini düşünüyordur. Birinci sebep bence budur. Kendisi duyguya girecek, kendisi o duyguyu alacak ki karşı tarafa duyguyu verebilsin mantığıdır bence. Evet, yani mesela ben Dursun Erzincanlı'nın şiirleri geliyor aklıma. Her ne kadar onun sesi ya da onun tonlamaları çok farklı olsa da, çok lezzet verse de arkadaki müzik gerçekten o şiire ciddi bir hayat katıyor. Artı bir değer katıyor, artı bir güzellik katıyor. Yani yıllardır bu piyasada herhalde hem okuduğu şiirle ve o şiirlere üzerine çalışan müziklerle çok ciddi etkiler sağlıyor. Tabii ki. Yani az önce dedim ya bunu şiir için de geçerli. Dursun Eli Erzincanlı abimin herhangi bir şiirinden müziği çekin. Sadece onu dinlemeye kalkın. Gerçi onun o kadar naif güzel bir sesi var. Evet. Kim de dinletir. Ama duyguda büyük bir eksiklik söz konusu olur orada. Yani müzik aslında görülmeyen, farkına varılmayan ama duygunun ana başrollerinden birisidir diyeyim yani. Eyvallah. Tabii biz şimdi müzikle alakalı aslında gerçekten bizim mahallenin insanlarının ciddi bir eksikliği var. Evet. Yani bugüne kadar çok fazla üzerinde durulmayan ya da üzerinde durulduğunda ya bu nedir kardeşim denilen birçok şeyler oldu. Ancak yeni yeni bir bazı görünmez duvarlar vardı. O duvarlar kırılmaya başlandı, aşılmaya başlandı. İnşallah daha da güzel şeyler olur. Tabii Eşref Ziya Terzi abimiz geldi aklıma. Şimdi babası vefat etmiş bugün. Evet haberini aldım. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele eylesin. Allah rahmet eylesin. Onlar da tabii Türkiye'de yani İslami eserlerin ilk başlangıç yıllarında ciddi emekler sarf etmiş insanlar. Ciddi çalışmalar yaptılar. Allah yani attıkları her adım için nice tabii. sevaplar vermiştir. Çünkü gerçekten bayağı bir gençliği harekete geçirmişlerdi. Yani Eşref abiye buradan selam olsun. Allah sabırlar versin. Birkaç ay öncesinde de annesi vefat etmişti. Evet. Eşref abiler tabii bu sektörde bu işlerin başlangıcını yapan insanlar. Onların evet. Kıymetini iyi de bilmek lazım. Değerini bilmek lazım. Az önce bahsettiniz ya bizim mahallede maalesef o duvarlar vardı. Fakat bu işte uğraşan bizler bu işin eğitimlerini bizim mahalleden değil maalesef başka mahallelerden almak evet, zorunda kaldık. Bu işin çünkü mutlaka bir eğitimi gerekiyor. Tamam sizin bir yeteneğiniz vardır, Allah vergisi bir yetenek vardır ama bunu eğitimle buluşturacaksınız ki böyle profesyonel işlere imza atabilirsiniz. Başka mahallelerden eğitim almaya kalktığınızda şimdi oradaki o mahallenin havasını teneffüs ediyorsunuz. Evet. Kendi mahallenize geliyorsunuz. Notalar değişiyor. Şimdi hem notalar değişiyor hem de size başka türlü de bakılıyor.
Hani sen on bir o mahalledesin, bir mahalledesin der gibi. Aslında ben burada bunun eğitimini alamıyordum ki. Ve ben bu işi yapacağım, kafaya koymuşum. Evet. İşte hala da ama şu an duvarları kırdık ama bu duvarları her ne kadar kırsak da bunun eğitimini alabilecek bir şeyimiz yok hala Enkaz mahallemizde. Ortada duruyor Tabii abi. mahallemizde hala bunun yani eğitimini alacak bir şeyimiz yok. Maalesef. Yani mesela ben Taksim'de çok fazla sevmediğim mekanlardan bir tanesidir açıkça söyleyeyim. Taksim, İstiklal Caddesi. Hani böyle gidip de oralarda vakit geçirmek bugüne kadar hiç keyif almadığım bir şeydir. Hani eylemden eyleme gittiğimiz bir mekandır öyle söyleyeyim. Bir kardeşimizle oraya gitmem gerekti. Yan flüt çalan birini gördüm. Yani ben o gün yan flütün bir şekilde kulağıma o tınısı gelen yan flütün ne olduğunu orada görmüştüm. İmam Hatip yıllarındaydık. Ve o kadar farklı bir sesi var ki yani mesela hani onda bile Cenab-ı Allah'ı bulabiliyorsun. İşte yapılan birçok eserde Ömer Karaoğlu'nun oğlu Selim sanırım. Evet, O da mesela o yan yan flüt flütü. üflüyor. Çok güzel. Birçok eserde de yine kullanılıyor. Ama bizim mahallede yoktu. Bizim mahallede eline onu aldığı zaman ne oluyor lan zurnacı mı olacaksın diye hep böyle bir ötekileştirme sistemi vardı. Yani inşallah düzelir diyelim. Yani birçok Yani kardeşimiz bu noktada gayret ediyor. usulünde yapıldıktan sonra yani düzelmesi de bu şekilde olsun inşallah. Evet. Tabii bazı ailelerin, bazı anne babaların bazı tedirginlikleri olur ki ben çocukluğumda kendi ailemde yaşadığımı biliyorum. Evet. İşte ortaokul çağlarında artık enstrümana yönelmeye başladığımda hani ailemden böyle bir tedirginlik görmeye başladım. Çünkü hani biz de muhafazakar bir aile çocuğuyuz yani. Acaba, hep böyle bir acabalar kafada soru işaretleri. Ama tabii biz bu işi biraz da yani profesyonelliğe geçtiğimizdeki hangi tarafın aşçılık tarafında olduğumuzu görünce tabii aile desteği gelmeye başladı. Evet. Ailelerin en başta tedirgin olmalarına da aslında hak veriyorum. Çünkü hak veriyorum ama aslında var olan sistemle de alakalı. Dedim ya az önce bizim mahallemizde bunu Yok evet. yetiştirecek okullarımız olmadığı için diğer mahallelerde acaba ayağa kayabilir mi tedirginliğidir aslında Kayar da ailede? yani. Tabii. Budur yani. Ama bizde bu okullar söz konusu olmuş olsaydı ki artık günümüzde üniversitelerde müzikle İslamiyet'in birleştiği ve dersler var. İslamiyet'te tasavvuf müziği gibi. Daha Evet. yeni yeni aslında bunlar akademinin Ama aslında içerisinde bunlar var. bizim tarihimizde var. Osmanlı. Tabii ki. Yani Osmanlı'ya bakıyoruz. Hep ceddimizle övünüyoruz. İşte ceddimiz şunu yaptı, bunu yaptı. Zaferden zafere koştu. Ama şehzadelerin eğitiminde hani belli eğitimler, fenli ilimlerle ilgili eğitimler verilirken sanatla ilgili de onlara birçok eğitimler verilmiş. Musiki noktasında ki hastaların tedavisinde musiki kullanılmış. Tam ona girecektim. Ağzımdan aldın diye Yani yani. işin erbabı varken tabii biz anlatamayız onu da. Estağfurullah. Şimdi her makamın insan üzerinde etkileri vardır. Bu etkiler şu an ilmi anlamda kesinleşmiş etkilerdir. Hala günümüzde şu an özellikle akıl hastanelerinde müzik ve terapi yöntemiyle insanlara şifa verilmeye çalışılıyor. Evet. İşte atıyorum o hastanın ne problemi var? O hasta işte rast makamında müzikler denetilmesi gerekiyor. İşte şunda nihavend vesaire. Her makamın belirli bir hastalığa ve belirli bir duygusu vardır. Evet. Yani bu kanıtlanmışken bundan yıllar boyunca uzak tutulmuşluk üzücü aslında. Yani Osmanlı'nın bugüne kadar yaptığı işte suyun sesi, müzik, yani bu musikinin sesi yani Cenab-ı Allah'ı hatırlatacak. Şimdi müziğin şehveti arttıracak yanları da var. Tabii ki. Yani kullandığınız enstrümanları hak için kullanabiliyorsanız, gerçek manada niyetiniz oysa zaten neyi kullanırsanız kullanın. Yani Aynen. bizim mahallede işte Roman kardeşlerimiz ellerine bir tane kovayı alıp onunla da müzik yapabiliyor. Yeter ki yapmak iste ve bizim mahallede inşallah. Bizim mahalle deyince şimdi diyecekler ki burası neresi, hangi mahalle diye. İslami camianın içerisinde bulunmuş olduğu, bizim cenahın olduğu kesimden bahsediyoruz. Bizim mahallemiz burası. Tabii eksikliklerimiz var. Düzeleceğine inanıyoruz. Yani herkes ney üflemek zorunda değil. Kimisi elektro gitar da çalabilecek. Kimisi yan flüt de üfleyecek. Ya da işte cello, mesela cello o ne ya? Koca kanun diyor adam mesela. Şimdi çok örneklerini gördüğüm için gittiğimiz programlarda işte zaman zaman işte devlet yani kamu kurumlarının programlarını sunuyorum ya da işte farklı ortamlara girip farklı programlar sunuyorum. Sonuçta işim bu. Gittiğimiz yerlerde tabii ki seçici davranıyoruz ama mesela örnek veriyorum işte İstanbul Filarmoni Orkestrası geliyor. Şimdi onların enstrümanları tamamen farklı. Çalmış oldukları müzik farklı.
Ben zevk almıyorum mesela. Ve opera dinlemekten zevk alan bir insan değilim. Dinlemiyorum. Ama kendi mahallemin müziklerinin neden hep kısıtlı kaldığını da sorguluyorum. Yani bugün Sarı Sabun neden ikinci albümünü getirip de kardeşim alın şurada bak bu da yeni albümüm diye kafamıza vurmadı diye de kızıyorum yani. Yok, ikinci albüm gelecek inşallah. Onu. İnşallah. Yani illa öyle bir şey yapmamış diyorsan 3 ay sonra yaparım ben onu. İnşallah. Sorun. Allah hayırlı etsin. İnşallah onu da konuşacağız. Abi şöyle bir şey var. Tabii Ustad Derneği'nden kısaca bahsedeceğiz. İzleyicilerimize yine tabii bazı hatırlatmalarımız olacak. Efendim Ramazan-ı Şerif'in başından beri birçok programımızda yapılan çalışmalardan bahsettik. Ustad Derneği'nin her gün 5000 ekmeği kapı kapı ihtiyaç sahiplerine dağıtımından bahsettik. Kardeşlerimiz geçtiğimiz aylarda bir kandil gününde yaptığımız bir çekimi bizlere ulaştırdılar tekrardan. Bunu izleyicilerimize aktarmak istiyoruz dediler. Biz kandil günü bir fırının bağışlamış olduğu ekmekleri medreselere ulaştırdık. Onların gidip yerinden teslim aldık. Orada abilerimizin duygu ve düşüncelerini aldık. Tabii ki bu sadece bir örneğiydi. Yapılan çalışmalardan güzel bir örnek. Tabii her projeyle ilgili gidip çekim yapma şansımız olmuyor. Ciddi yoğunlukları var kardeşlerimizin. Çünkü biz çekim yapacağımız zaman çekim biraz daha işi aksatıyor. Özellikle ekmek dağıtımı gerçekten günde 3 kere kardeşlerimiz araçlarla hem fırınlardan ekmeklere teslim alıyor, ailelere ulaştırıyor, medreselere ulaştırıyor. Onlarla ilgili eski bir görüntümüz, onu izleyelim. Ardından da inşallah sohbetimize devam edeceğiz. Fırınımızı aile birimlerinden, yardım birimlerinden sevgili Emre ile ziyaret ediyoruz. Arkamızda görmüş olduğunuz bu ekmekler bugün bu fırınımızın bizlere bağışıdır. İhtiyaç sahibi ailelere ve medreselere ulaşacak ekmeğidir. Ben genel bilgileri senden alalım da daha sonrasında aslında söylenecek bizim açımızdan da çok şey var. Şimdi Harun abi günlük İstanbul, Erzurum ve medreseler olmak üzere 5000 ekmek dağıtımımız bulunmaktadır bizim. Allah razı olsun bugün regal kandili olduğu için Özdemler Ekmek Fırını'ndaki Ömer Bey abimiz bize bugünlük ihtiyacımızı karşılamıştır. Yani 5000 adet ekmek bize bugün bağışlamıştır. Bu ekmekleri Allah nasip ederse inşallah alacağız. Medreseleri ve ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmak için yola çıkacağız. Ekiplerimizce yani ekmek dağıtan arkadaşlar, medrese sorumlusu arkadaşlarımızla beraber ekmeklerimizi ulaştırıp ihtiyaç sahibi ailelerimiz ve medresenin yüzünü güldürmeye çalışacağız inşallah. Bugün Allah razı olsun Ömer abimizden bize böyle bir ikramda bulundu. Bu ikramın inşallah biliyorum ki devamı gelecek ve her gün bize günlük 100 ekmek bağışta bulunmaktadır. Aşağı yukarı 2 yıldır da aynı devam etmekteyiz. Allah razı olsun devamını da diliyoruz inşallah hem Ömer abimizden. Bu fırını kuran abimizden, bize bu şekilde yardımcı olan abilerimizden Allah razı olsun. Amin Rabbim, inşallah tabii ekmekler inşallah. De sıcacık. Sıcak. Mübarek gün. Bir taraftan da nefis terbiyesi yapıyor aynen bize. Şimdi 5000 tane ekmek bugün için sadece Ömer abimizden aldık. Bununla birlikte zaten diğer dağıtımlarımız tabii, devam ediyor. Tabii bugün daha çok aileye, daha fazla kişiye ve taze ekmekler, sıcacık ekmeklerle yine ulaşacağız. Yani hani bazen algı farklı şey, acaba bayat ekmek mi dağıtılıyor? Acaba ekmekler nasıl dağıtılıyor? Şimdi, yani elleyip de hani böyle şey yapmak istemiyorum ama ekmekler tazecik. Çıtır çıtır daha yeni zaten fırından da çıkıyor, çıkmaya da devam ediyor. Bir taraftan da otomatik makinelerle yapıyor. O da değişik, ilginç bir şey. İlk defa gördüm ben bir fırında. Biz de ilk defa gördük. Makine yani hamuru kendisi alıyor. Belki hani çok büyük çapta fırınlarda mutlaka vardır diye düşünülüyordur ama bu ekmek fırında da aynı şekilde kullanılıyor makineler. Biz abimizden zaten her gün 100 ekmeği alıyoruz. Onun haricinde bugün tabii ki böyle bir vesileyle. İlk tanışma vesilemiz de yine bir 5000 ekmek olmuş herhalde. Böyle güzel bir rakamımız var bizim. 2 yıl önce abimiz bize şöyle bir olay geldi başımıza. Bu abimizin kendi bünyesinde çalışan bir arkadaşımız Fatih bölgesindeki medreselere ekmek dağıtımı yapmaktaydı. Kendi isteğiyle fırınımızın patronu abimiz böyle bir iyilik yapayım derken birkaç medreseye gittiğinde medreseden şu cevabı aldı. Biz Vuslat Derneği'nden zaten ekmek alıyoruz. Bu cevabı alınca tabii ki abimiz Vuslat Derneği kim, ne iş yapıyor diye merakından bizi aradı. Bize başvurdu. Kardeşim dedi, biz dedi ekmek dağıtıyoruz kendi bünyemizde, iyilik yapalım diyoruz ama her gittiğimiz kapıda Vuslat Derneği'ne ekmek alıyoruz denildi. Hani siz kimsiniz, ne iş yapıyorsunuz, bize bir yaptığınız hizmetleri anlatın dedi. Tabii ben bizzat kendim bu abimizin yanına gelerek görüştüm. Hizmetlerimizi anlattım, yaptığımız çalışmalardan bahsettim.
Ve abimiz dedi ki tamam ben size her gün bundan sonra 100 ekmek vereyim. Aynı şekilde ben yine medreselere yardımımı yapayım. Ama sizin vesilenize, sizin sayenizde de daha çok ulaşsın istiyorum dedi. İnşallah. Tabii dedim abi. Peki dedi 5000 adet ekmeğim var. Yarın dağıtma imkanınız olur mu diye bize başvurdu. Verirsem dağıtabilir misiniz? Tabii ki dedik. Biz bağışı niye dağıtmayalım? O gün tanışmanın vesilesiyle abimizden 5000 adet ekmeği aldık ve o gün medreselere ihtiyaç sahibi ailelere fazla fazla vererek bunların yüzünü güldürdük. Bugün de ikinci 5000'i aldık bugün herhalde ikinci Ömer 5000'i abine. Aldık Ömer keşke abimize. Ömer abi de burada olsaydı da Ömer abi de duygu ve düşüncelerini ifade etseydi ama biz onun adına sizlere buradan sesleniyoruz. İşte görmüş olduğunuz bu yardımlar ihtiyaç sahibi ailelerin medreselerin ihtiyaçlarını karşılamada kullanılıyor. İnşallah sizler de hala nefes alıp veriyorken, hala gücünüz yetiyorken kendiniz için bir şeyler yapabilirsiniz diyelim. Sana da teşekkür ediyoruz. Allah kolaylıklasın. Şimdi medreselere doğru herhalde. Tabii ki. İhtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Biz o zaman çok fazla konuşmayalım, çalışmaya başlayalım. İnşallah. Şimdi ekmeklerin bir kısmını aldık. Arabanın tabii taşıma kapasitesinden ziyade ekmeklerin ezilmemesi için. Şimdi bir tur atacağız. Sonra bir daha geleceğiz. Kaç sefer yapacağız? Diğer araçlarımız da aldı. 450 ekmek bizden önce alındı. Şimdi biz kaç ekmek almış olduk? Şu anda 40 hesaplarsak. Müdürüm kaç ekmek aldı? 800 tane ekmek 800, aldı. Şu 800, anda 800 adet. Daha 800'ü bu kadar. Evet. İşte düşünün 800 tane ekmek var burada. 450 tane bir ikimiz aldı 1250 tanesini aldık. Şimdi 3750 ekmek daha var. Bugün gün uzun, gün hızlı geçmesi gerekiyor. İnşallah hızlı bir şekilde bunları dağıtacağız. Medreselerimize ulaşacağız. Sizlerin destek ve dualarıyla da inşallah bu güzel günde bereketini hep birlikte yaşayacağız. Abi teşekkür ediyoruz. Allah zahmet razı olsun. Amin cümlemizle inşallah. İnşallah o zaman devam etsin. İnşallah Allah razı olsun. İnşallah. İnşallah. Evet kıymetli izleyicilerimiz, aldığımız emanetleri şimdi medreselerimize dağıtmaya başladık. İlk medresemiz Harakani Medresesi. İnşallah oraya 90 tane ekmeğimizi bırakacağız. Ondan sonra da diğer medreselere ve ihtiyaç sahiplerine geçeceğiz herhalde değil mi? Gıda marketimize geçeceğiz. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? İyiyim elhamdülillah, sizler de iyisiniz. Çok şükür. Allah iyilik versin. Medresemizin yemek işleriyle uğraşıyorsunuz. Aşçısıyım. Allah ecrinizi arttırsın. Amin, cemi cümlemizin. Şimdi... Hazır yakalamışken ben bir soru soracağım. Buyurun. Şimdi genelde hani yemekle ilgili olarak yemeği yapan kişinin keyifle yapması, onu severek yapması, dualar okuyarak yapması o yemeğin lezzetini artırır. Maşallah çok güzel biliyorsunuz. Bunu yapıyor muyuz, uyguluyor muyuz? Aynen, aynen. Benim yemeklerimde her zaman için öncelikle besmeleyle abdestsiz kesinlikle adım atmam bir. İkincisi yemeklerime ben kendi kalbimdeki sevgiyi vermesem o yemeğin tadı çıkmaz. O sevgiyi katma doğru yani. Evet. O zaman Cenab-ı Allah nice sevgiler katılmış yemeği talebelerimize yemeği nasip etsin. Amin. Biz ekmekleri medreseye bırakacağız. Ardından inşallah ihtiyaç sahiplerine doğru devam edeceğiz. Aileler de ekmek alıyor mağazamızda, marketimizden. Onları da unutmamak lazım. 2500'e yakın ekmek buradan alınıyor sadece. Şimdi buraya ne kadar bırakacağız Emre? Buraya 2000'i geçip bırakacağız abi. 2000'i geçip bırakacağız. Evet kıymetli izleyicilerimiz, Umut Gıda marketlerimizin önündeyiz. Umut Gıda marketlerimizden gelen ihtiyaç sahibi aileler ihtiyaçlarını, ekmeklerini buradan alıyorlar. O zaman arabadaki hemen hemen hepsini bırakmamız gerekecek. Tamam inşallah. Diğer
ekiplerimiz medreselerde. Medreselerde şu an birkaç ekiplerimiz medreselere ekmek ulaştırmak üzere yola çıkmışlar. Diğer ailelere giden ekipler. Diğer ailelere giden ekipler. Aynı zamanda buraya da şu an gün içinde 97 aile, yani bu da aşağı yukarı 565-575 kişiye tekamül ediyor. Günlük buradan ekmek alıyorlar bizden. Yani o da ortalama 4 tane alsalar zaten 2500-3000 tane yakın ekmek yapıyor. Ekmek yapıyor zaten. Evet. Aynı şekilde 2500 yakın da ekmek medreselere dağıtılmakta gün boyu. Şu an dağıtımları yapılıyor. Bir de ekstradan dağıtılacak bugün. Tabii canım. Yani normalin dışında fazla dağıtılacak inşallah. Tabii ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları bitmiyor. Onlar ihtiyaçlarını gelip inşallah Mutgıda marketimizden teslim alacaklar. Bismillah. Dolaba yerleştiriyoruz. Geri kalanlarını elden alıyorlar. Aynen öyle. Pardon abi. Vuslat Derneği. İyiliğe ulaşan şefkat eliniz. Dağlara, taşlara seni sordum. Mecnunca aşkında deli oldum. Dağlara, taşlara seni sordum. Mecnunca aşkından deli oldum. Yandım kül oldum aşkından. Farkım yok Mecnun'dan. Yandım kül oldum aşkından. Farkım yok şaşkından. Ya Resul ya Nebi, sultanlar sultanı. Nice aşklara daldım. Ya Resul ya Nebi, dertliler dermanım. Ey alem padişahım, nice aşklara daldım. Ateşlerde yandım. Taşlara seni sordum. Mecnunca aşkında deli oldum. Dağlara, taşlara seni sordum. Mecnunca aşkından deli oldum. Yandım kül oldum aşkından. Farkım yok Mecnun'dan. Yandım kül oldum aşkından. Farkım yok şaşkından. Sultanlar sultanı. Ey alem padişahı, nice aşklara daldım. Ya Resul
dertliler dermanı. Ey alem padişahı, nice aşklara daldım. Ya Resul ya Nebi, sultanlar sultanı. Ey alem padişahı, nice aşklara daldım. Ya Resul ya Nebi, dertliler dermanı. Ey alem padişahı, nice aşklara daldım. Ateşlerde yandım. Ay maşallah. Abi, eyvallah. Şöyle bir şey var. Ben hani müzik farklı bir şey. Müzikle birlikte sesin ahengi çok önemli. Sesin rengi çok önemli. Abdülbaki Kömür abimize arkadaşlar şunu soruyorlar. Diyorlar ki abi sizin bu yaptığınız eserler içimize işliyor. Söylediği çok önemli bir söz var aslında. Söz nereden çıkarsa orayı vurur oğlum diyor. Ya mesela şu anda yani dinlediğimiz eserin müziği ayrı bir güzel, sözleri apayrı bir güzel. İnsanı farklı bir yere alıp götürüyor. Belki de herhalde müziğin en güzel yanı bu. Gözlerini kapat. Radyo dinleme alışkanlığımızdan bahsetmiştik geçenlerde. Ben aslında bu eserlerin radyolarda sıklıkla çalınması ve radyo dinleme kültürünün çok daha güzel olduğuna inanıyorum. Arkadaşlar tabii kızıyorlar. Yani niye televizyon programı yapıyorsun o zaman diye. İşimiz bu. Ama gerçekten Allah nazardan saklasın. Yani birçok albümde aranjelerin, birçok albümde yapımcılık görevini üstlenmene rağmen kendi albümlerine de diğer albümlere gösterdiğin ilgiyi gösteriyorsun. Çünkü birçok kişiye bakıyorum ben, müzik piyasasındaki kişilere. Evet, diğer albümleri iş olarak görüyor, onları yapıyor ama kendi albümlerinde çok fazla itina göstermediklerini düşünüyordum ama bu albüm gerçekten çok farklı. İkincisi, 3 ay dedik. Terzi kendi söküğünü dikemez mesela. Ama dikiyor işte. Şimdi bu eser, özellikle bu Ya Resul eseri, şimdi biz bir parçanın aranjisine başlamadan önce ortada hiçbir alt yapı müzik yokken plat okuma dediğimiz bir plat okumayla başlar. Solist önden bir plat okuma yapar ve biz onun alt yapısını doldurmaya başlarız. Evet. Şimdi burada şu an dinlemiş olduğunuz benim okumam plat okumamdı. Ben ona plat okumanın üzerine aranjeyi yaptım, alt yapıyı bitirdim. Sonra tekrardan girip okuyayım dedim. Plat okumadaki gibi duygu gelmediği için okumaların hepsini iptal ettim, sildim. Bu plat okumayı bıraktım. İşte nereden çıkıyorsa orayı vuruyor, burada işte. İşte yani mesela bu eser öyle. Diğer eserleri tekrardan okudum, daha duygulu oldu. Ama bu eserde demek ki alt yapı yokken ben bunu artık hissederek nasıl okuduysam ki bu eserin sözleri de bizim çok değerli Adem Sevgi abimize aittir. Evet. Buradan da ona selam olsun. Bestesi acizane bana ait. Yani dediğiniz gibi ne zaman çıkacağını bilemezsiniz ama Abdülbaki abimiz sağ olsun çok doğru söylemiş. Nereden geliyorsa oraya işler. Evet, aynen öyle. İşte şimdi mesela biz olayın teknik kısımlarını bilmediğimiz için mesela şimdi sen pilot kaydı söylemesen ve bu işin gerçekten bu şekilde yapıldığını bilmesek, yani işte hani bazen stüdyolarda kayıtlara şahit olduğumuz oluyor. Defalarca kez olmadı, kes, bir daha başla, bir daha gir. Hücum kayıtı yapılıyor, işte bütün müzikler, enstrümanların hepsi bir anda kayıttalar vesaire. Çok ayrı işlerden geçiyor, çok ayrı safhalardan geçiyor bir eserin oluşması. Tabii. Ama burada mesela şimdi şunu söyledin, gerçekten işte orayı vuruyor demek. Çok defa denedim biliyor musun? Hani bir daha okuyacağım, yok baktım olmuyor, pilot okumadaki duyguyu yakalayamıyorum dedim, bu böyle kalsın. Çünkü normalde pilot okumayı okurken hani ne de olsa tekrardan yeniden okuyacağız diye... çok önemseme, hani varsa detoneler veyahut da varsa hatalar çok önemseme deriz biz sanatçıya. Evet. Ama ben pilot okumadaki duyguyu bir daha yakalamayınca dedim ki yok, bu kalmalı o zaman. İşte bu eserde işte böyle oluyor zaten. Aynen. Güzel yanı da burası. Doğru yerden çıkmış demek. Evet ya. Yani doğru yerden çıkıp doğru yeri vuruyor. Şimdi eksikliklerimiz var dedik. Mahallemizde eksiklikler var dedik. Müzik piyasasında İslami camianın eksiklikleri söz konusu. Evet. Ama nasıl giderebiliriz? Neler yapabiliriz? Mesela şimdi sen kendinden örnek veriyorsun. Diyorsun ki ailem ilk başta bir tereddüt etti. Evet, insanlar yine tereddüt edebilir. Mesela şimdi ben Saleh Sabır bir yerde bir gitar dersi verir mi? Evet, işleri çok yoğun. Ama bunun için elini taşın altına sokar mı mesela? Önemli olan kısım. Yaptık da yani bir dönem, tabii. Bir dönem gitar dersleri, müzik dersleri verdik ama
Tabii hani bizim o verdiğimiz dersler biraz daha böyle derneklerin üzerine düştü. O şeyde kaldı. Hani bu akademik anlamında değildi yani. Evet. Yani akademik anlamda zaten bu işlerin dersini verecek kişilerden biri de değilim ben. Benim yaptığım iş itibariyle yani o bölümü yani o bölümde değilim ben aslında. Zaten şu an yapmış olduğumuz işlerin yoğunluğundan dolayı gerçekten o tarafı yani akademik anlamda ders verme noktasında maalesef öyle bir vakit bulamıyorum da. Ya bu nasıl düzelir? Aslında şu an günümüzde ki evet, bulunduğumuz ortam itibariyle çok rahat yapılabilecek durumdayız. Hani bunu işin uzman kişileri aslında bunu kendine dert etmesi lazım. Evet. Ama bu bağlamda şeyi takdir ediyorum. Belediyelerin bilgi evleri var. İşte evet. Büyükşehir Belediyesi'nin İSMEK gibi yerleri var. Mesela buralardaki eğitimler gerçekten çok profesyonel insanlar tarafından veriliyor. Yani birçok arkadaşım orada eğitmenlik de yapıyor. Oradan da biliyorum. Hatta birkaç evet, dersine katılmak da istedim. Hangi konular işleniliyor, nasıl ders veriliyor? Gerçekten buralarda mesela çok başarılı eğitimler çıkabiliyor. Ya bir de bu bahsettiğim hani bizim mahallemizde bu ders vermek derken yani İslami anlamda müzik eğitimi diye bir şey değil. Müzik bir evrenseldir. Evet. Yani müzik eğitimini de bizim mahallemizde verelim aslında. Yani hani müzik aslında tebliğ aracı olarak kullanabilirsin. Değil. Tabii ki kullanılıyor da kullanılıyor zaten. Şu anki bu eser bile mesela hani elektro gitarın hani baktığınızda işte ya batı enstrümanları işte ya şöyle yani kenarda tuttuğumuz şeylerde hep ama bunu istediğiniz zaman demek ki kendiniz adına kullanabiliyorsunuz. Kendi mesajınızı verme adına. Zaten bunu yapma sebebimiz şuydu. Ben bu albümü ilk yaptığımda şey söylenmişti. İlahiler böyle yapılır mı? Evet. Dedim ki siz bunu söylüyorsanız büyük bir ihtimalle ilahi dinleyen bir insansınız değil mi? Zaten bu albüm siz dinleyin diye değil. Yanlış anlamayın diyorum. Rock müzik seven, hani elektro gitar tınılarını seven insanları da dinletebilmek için yapıldı. Siz zaten normalde ilahi dinliyorsanız devam edin. Hiç evet, problem değil. Ama sizin dinlediklerinizi bu arkadaşlar dinlemiyorlar. Evet. İşte onları dinletmek için bir şey yapmak lazım. Ya bugün Mustafa Ceceli örneği var. Evet. Yani Mustafa Ceceli yaptığı aşk şarkılarıyla ciddi manada hani pop müzik kitlesi ciddi olan bir isim. Ama Mustafa Ceceli'nin yaptığı ilahi albümü herkese ulaşıyor. Evet. Yani tamamen toplumun o ilahileri dinlemeyen kesimlerine de ulaştığı için etki alanı daha da fazla oluyor. Yani bugün Mustafa Cihat'ın yaptığı bir eseri Mustafa Ceceli okuyunca zirve yapıyor. Tabii. Halbuki 2007 senesinde çıkmış çok evet, da güzel bir eserdir. Ama Mustafa Ceceli bulunduğu konum itibariyle evet, o söylediğinde bambaşka noktaya gitti tabii ki. Ve yapmış olduğu en son o Aşk İçin Gelmişiz evet, albümünde. İşte Aşk İçin Gelmişiz, Sultan'ın gibi eserler o kadar güzel eserler ki. Yani onları ben de kendi sahnemde seslendiriyorum. Hani bu sınıf repertuarıma da aldım evet, ben onları. Yani okurken çok büyük keyifle de okuyorum. Ve birçok insana bakın içindeki sözlerine baktığınız zaman bile yani insanlar dinliyorlar. Sırf Mustafa Ceceli'den değil. Yani biz de okuduğumuz dinlediklerinde alması gereken oradan oluyorlar. Evet. En azından içindeki sözler edepli. Evet. Usulünde. Zaten bizim yapmak istediğimiz bu. Evet. Anlatabildim mi? Mesela benim ikinci albümüm ağırlık itibariyle şimdi ilk albümde Sevdim Seni Mabuduma İlahisi yaptık. Evet. İşte Mevlam Sana Ersem diye koyduk ama İkinci albüm benim daha çok mesaj veren eserlerle dolu. Mesela bir eserim var adı Bencil. Evet. Yani bir gençliğe bencil olma. Hani bencil olursan yalnız başına kalırsını anlatan çok güzel sözleri ve neşeli bir eser yaptık. Bir başka parçam var Kanma. Hani bu dünyaya aldanıp kanma gibi. Hani sürekli mesaj veren eserlere artık yer verdim. Hani daha geniş kitlelere hitap edebilecek bir albüm oldu. İkinci albüm inşallah. Evet. Tabii çıktığında siz de onun değerlendirmesini yaparsınız. İnşallah. Biz haddimiz olmasa da biz dinleyici olarak ben aldığım albümleri genelde arabamda bozuyorum. Niye? Çünkü bir tutuşuyoruz. O alev öyle bir yakıyor ki bizi. Yani o CD kısmından hiç çıkartmadan uzun süre dinlediğim için maalesef albümler bozuluyor. Bozulduktan sonra mecburen USB'ye tekrar devam ediyoruz. Bozduğumuz albümlerden bir tanesidir. Feridun Özbek'in albümleri. Allah razı olsun. Sürekli yenisini koyuyor yerine ama yenilerini alıyoruz ondan. Elimizde de mevcut. Zor albümü çok güzeldi. Dedim ki artık bu Zor'u sevdik. Tamam Zor'u sevdim. İkinci albümü yapalım. İnşallah o da herhalde birlikte çıkacak. Topu bana atıyor değil mi? Evet yani şu anda yapımcımız, aranjörümüz her şeyimiz. İnşallah. Feridun da çok yani ikinci albüm inşallah çok güzel bir albüm olacak. Az eserli böyle 5 eserli bir albüm olacak ama çok tadında güzel bir albüm olacak inşallah. İnşallah. Allah hayır etsin. Abi bir VTR'miz daha var. Tabii ki. Müsaadenle onu izlettirmek istiyoruz. Biz tabii programlarımızda sıklıkla bağışçılarımıza, izleyicilerimize derneğimizin yaptığı çalışmalardan bahsediyoruz. Yardım birimlerimiz
ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor, medreselerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Onlar için ayrı bir bina şu anda yapılıyor. Yardım birimleri koordinatörlerimiz ayrı bir binaya geçecek. İnşallah bugün iftar öncesinde orada bir çekim yaptık. Onu izlemek istiyoruz ki yapılan çalışmaları göstermiş olalım müsaadenizle. Efendim, Vuslat Derneği'nin yardım birimleri koordinatörleri için yapmış olduğu bir binamız var. İçinde gıda mağazası, giyim mağazası, aşevi, çocuk oyun alanları, oyuncak kardeşliği projemizin uygulanabileceği, kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanabileceği, tamamen ücretsiz bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ve medreselere hizmet verecek binamızın inşaat aşaması devam ediyor, yapım aşaması devam ediyor. Oradaki görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Efendim, İstanbul Bağcılar'da Mahmut Bey metronun hemen karşısında Vuslat Derneği yardım birimleri koordinatörlüğü binası, hemen arkamda görmüş olduğunuz bina olarak faaliyete geçecek. Şu an binanın çevresinde, binanın iç kısmında işler devam ediyor. Ramazan-ı Şerif'in sonrası diye hesap yapılmıştı. Şu anda biz hemen iç kısma doğru giriyoruz. Birinci katta burada bu bölümde kardeşlerimizin, ailelerin çocuklarını oyun oynatabilecekleri bir alan hazırlanacak. Bunun üst katlara doğru yine işte gıda mağazamız, giyim mağazamız, aşevimiz olacak. Şu anda tabii ki ilk etapta üst katlar hazırlanıyor. Önce bir üst katları ziyaret edelim, üst katlara bakalım. Ardından da inşallah diğer yerleri de sizlere göstermiş olacağız. Evet, yardım birimleri koordinatörlüğümüzün binasının giriş katı burası. Hem yönetim ofisleri olarak kullanılacak, hem çocuklar için bir oyun alanı, hem de burada kardeşlerimiz geldiğinde ilk yönlendirmelerin yapılacağı alan burası. Tabii şu anda inşaat hummalı bir şekilde devam ediyor. Ramazan ayı, kardeşlerimiz bu yoğunluğun içerisinde de olsa yine de böyle canla başla çalışıyorlar. Evet efendim, yardım birimleri koordinatörlüğü binamızın zemin katıydı ve şimdi alt kata doğru iniyoruz. Aslında alt kat olarak belirttik, bununla ilgili olarak bilgileri sizlere de verdik. Şöyle gösterelim, burası bu binanın hem depo kısmı, hem malumunuz ihtiyaçların karşılanabilmesi için, burada ailelerin ihtiyaçlarının giderilebilmesi için birçok çalışma yapılacak. Burada soğuk hava deposu, yani gelen kurban eti bağışlarının, adak akika bağışlarının daha rahat bir şekilde ulaştırabilmesi için bir soğuk hava deposu. Bununla birlikte raf sistemiyle yine burada gelen gıda malzemelerinin ve giyim malzemelerinin burada depolanabilmesi ve üst taraftaki ihtiyaç oldukça da yukarıya çıkartılabilmesi için bu alan kullanılacak. Tabi burada da tavan yüksekliği bayağı iyiymiş. Yaklaşık 4,5-5 metre. Fazlasıyla inşallah sizlerden gelecek yardımlar arttıkça kardeşlerimiz bu depoları da sizlerin destekleriyle doldurmuş olacaklar. İnşallah tabii ki bu depo şu anda yankı yapsa da boş olmasından dolayı inanıyorum sizlerin destekleriyle bu depomuz çok kısa bir sürede ağzına kadar dolu olacak ve ihtiyaç sahiplerine hizmet etmeye devam edecek. Evet, şu anda birinci kata doğru çıkıyoruz. Birinci katta Vuslat Derneğimizin gıda mağazası, yani ihtiyaç sahibi ailelerin ücretsiz bir şekilde alışverişlerini yaptıkları, ihtiyaçlarını karşıladıkları gıda mağazamız bulunuyor. Gıda mağazamızın rafları getirilmiş durumda. Onları tabii ki sizlere ulaştırıyoruz. Şu anda bu görmüş olduğunuz alanda bir süpermarket gibi kardeşlerimiz gelecekler, alışverişlerini yapacaklar. İstedikleri ihtiyaçları olan şeyleri alacaklar. Gıda mağazamızın rafları da bu şekilde olacak. Yani bir market raf sistemiyle şu anda burada kardeşlerimizin alışverişlerini rahat yapabilmeleri sağlanacak. Bir taraftan abimiz camlardaki etiketleri söküyor. Şu anda birinci kattayız. Böylesine geniş bir alan içerisinde bu kardeşlerimizin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için Umut Gıda Marketlerimiz buraya yerleşmiş olacak. Hemen üst kata çıkalım. Üst katta neler olacak, onları da yerinde inceleyelim. Evet, ikinci kata doğru geldik. Umut Giyim mağazamızın olduğu kat, üst katta çalışma devam ediyor. O çalışmaya tabii ki şu anda maşallah
Hemen şöyle rafları kontrol edelim. Evet, iyi mağazamızın. Şu an kolay gelsin, selamünaleyküm. Allah kolaylık versin. Ben şöyle zarar vermeden bir geçeyim. Evet, burası Ustad Derneği'nin sizlerin destekleriyle yapımına başladığı ve daha öncesinde iki güzel konsept projeyle birlikte yapmış oldukları. Çalışma devam edebilir abi. Hiç rahatsız olmayın. Siz çalışmanıza devam edin. Çünkü burada bu çalışma hızlı bir şekilde bitecek ki ihtiyaç sahibi ailelerimize tez elden ulaşalım. Şu an bu görmüş olduğunuz rafların her biri yeni, sıfır, özel olarak hazırlanmış dolaplar ve burada Ustad Derneği'nin sizlerin emanetleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağı giyim malzemeleri, kıyafetlerimiz elbette hazırlanacak. Raflardaki yerini alacak. Fazla olanları alt katlarda bu dolap iç kısımlarında bulunacak. Buralar Umut Giyim Mağazamızın raf bölümleri, Umut Giyim Mağazamızın rafları. Ailelerimiz buraya geldiklerinde istedikleri ürünü bayan, erkek ve çocuk bölümler olmakla birlikte ayrı bir şekilde gezecekler, ihtiyaçlarını karşılayacaklar ve inşallah yakın zamanda buralar, şu görmüş olduğunuz rafların tamamı birbirinden güzel kıyafetlerle doluyor olacak. İkinci katta yine şöyle genel olarak bir gösterme imkanımız olursa, kardeşlerimiz yine çalışmaya devam ediyorlar. İşte bu görmüş olduğunuz alanın tamamı, işte bu tarafta şu anda montaj işlemi devam ediyor. Yine sevgili Emrah, şu taraftan da bakalım. Burası da bizim işte mağazamızda dolaplar. İnşallah bunlar çok yakın bir zamanda kıyafetlerle dolu dolu olur. İhtiyaç sahibi ailelerimiz ihtiyaçlarını burada, bu mağazada giderirler. Ki maşallah bayağı bir raf var, bayağı bir dolap var. Ve düzenli ciddi bir raf sistemiyle de inşallah buralarda kardeşlerimiz ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Burada yapılan bir güzel çalışma, tamamı ürünlerin barkodlu, aynı şekilde gıda mağazasında da kasaya geldiklerinde kendileri için belirlenen bir oran olmuş olacak. Kasaya geldiklerinde okuturduklarında hiçbir ücret ödemeden buradan aldıklarını poşetlerine koyup yollarına devam edecekler. Evet, üçüncü kasa geldik, üçüncü kattayız. Buralarda şu anda tabii ki her katta ayrı bir çalışma devam ediyor. Şu an içinde bulunmuş olduğumuz bu katta inşallah kırtasiye oyuncak bölümümüz olacak. Buraya gelen ailelerin çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanması, kardeşlerimizin çocuk olması göz önünde bulundurunca bir oyuncak kardeşliği çalışmasıyla ihtiyaçlarını giderebilecekleri, oynamak isteyecekleri oyuncaklar alabilecekleri ve şunu da yapılabilir. İnşallah bunlar bağışçılarımızın da destekleriyle yapılacak çalışmalar. Sizler çocuklarınızı bir oyuncak alırken bir tane de buradaki kardeşlerimiz için bir oyuncak alıp onlara hediye edebilirsiniz. Böylesine bir güzelliğe de vesile olabilirsiniz diyelim. Efendim, yardım birimleri koordinatörlüğü binamızın en üst katındayız. Şu an çatı kat olarak belirtebileceğimiz bir alan. Tabii malum imar iskan yasalarından dolayı ilk etapta buna uygun olması gerekiyor ama burası camları açılacak, havalandırmaları uygun bir şekilde yerine yerleştirilecek ve burası aşevimiz olarak burada faaliyet gösteriyor olacak. Aşevinden ziyade bir restoran gibi buraya gelen ailelerin, ihtiyaç sahibi ailelerin aşağıda ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra yukarıya çıkıp karnını doyurabileceği bir alan olacak. İnşallah burada tabii ki sizlerin destekleriyle bu kardeşlerimizin her gün günlük sıcak yemek ihtiyacı karşılanırken bununla birlikte o ailelerin aşağıda alt katlarda giyim, gıda ihtiyaçlarının karşılanması, çocuklarının oyuncak ihtiyaçlarının karşılanması ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması sağlanacak. Sizler tüm bu çalışmalara destek olmak için Ustad Derneği'mizle irtibat kurabilir. Ustad Derneği'nin 0212 alan kodu 659-2880 numaralı telefonunu arayarak bu çalışmalara destek olabilirsiniz. Yapacağınız tüm hayırları Cenab-ı Allah katında fazlasıyla kabul eylesin. Ustad Derneği, iyiliğe ulaşan şefkat eliniz. 0212-659-2880 www.vustat.org.tr. Sahabeler, onlar gökteki yıldızlar gibiler. Bırakın nefislerini, hayallerini bile terk etmişler. Sahabeler,
onlar gökteki yıldızlar gibiler. Bırakın sevdiklerini, kendilerinden bile vazgeçmişler. Evet. Abi ağzına sağlık. Kendilerinden bile vazgeçmişler. Kendilerinden bile vazgeçmişler. Aslında ashabım gökteki yıldızlara benzer buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte onu böylesine güzel bir dille de anlatabilmek var. Evet. Yani o müziğin tınısıyla birlikte anlatabilmek. Şimdi sen bunu söylemesen yine belki birçoğumuzun aklına gelmeyecek ama evet, biz ilahi dinleyen, ezgi dinleyen, marşlarla büyüyen bir nesil olarak ya biz işte bu tür müzikleri dinlemiyoruz, niye böyle yaptınız diyenlere söylediğin şey aslında çok doğru.
Yani bunu sen dinle diye yapmıyoruz. Evet, yani hani böyle ters cümle gibi geliyor ama bunu, bu eserleri, ezgileri, marşları hiç dinlemeyen birisi dinleyebilsin diye. Ben mesela çok insandan duydum ki internet ortamında da çoğunu dikkatimizi çekiyor. Yani hani böyle bir muhabbetten kaynaklı merak ediyoruz, acaba ne yazıyorlar, ne ediyorlar falan diye. Yorumlara bakıyorum. Mesela hani Batı enstrümanı dedikleri şeyi İslam'ın hizmetine kullanabilmek her babayiğidin harcı diye çok güzel olmuş gibi yorumları da gördük. Bu sevdiğim şey senin Mahvuduma eserim var ya, benim ilk klip eserim. Ona çıkış yaptık. Bu arada bu Sahabeler akustik versiyonu. Biraz daha böyle yumuşatılmış, içinde neyi kullanılmış. Bunun aslında rock versiyonu da var albümde. Evet. Ben sahur vakti programı diye böyle akustik versiyonu olsun istedim. Yani gençlerin de dinleyebileceği versiyon albümde var. Sevdim Seni Mahmudum'a gerçekten bir rock formuyla yaptık. Gelen mailler, işte sosyal medyada gelen mesajları okusam size. Yani bu zamana kadar çok fazla geldi. İki tarafı da birleştiren bir tarz gibi böyle yorumlar bile geldi başka mahalle insanlarından diyeyim size. Ve çocukların ağızlarını artık pelesen konmuş. O parça başlarken Allah Allah lafzıyla başlıyor. Evet. Sabah kalktığında anne şu Allah Allah parçasını açsana diye uyanan çocuklar var. Eğer bunlara ulaşmışsa o zaman doğru atış yapılmış demektir diye düşünüyorum. Evet, aynen. Yani yapılması gereken kitleye demek ki doğru bir şekilde ulaşmış. O yüzden açıkçası ikinci albümü daha rahat bir şekilde yapıyorum yani. Daha rahat bir kafayla ikinci albümü yaptım diyeyim daha doğrusu. İnşallah hayırlara vesile olur. Tabii bu mesajı verebilmek, bu mesajı bizim mahallenin dışına da ulaştırabilmek önemli olan. Hep böyle bir bu mahalleyi öcü gibi görenlerin aslında mahallenin çok farklı yönleri olduğunu da görmesi güzel bir şey. Gelen mesajlar var daha, ben müsaadenle onları da ileteyim. Metin Sarıtaş, Harun abi yayınlar. Abimizin ezgileri çok güzel maşallah, sesine yüreğine sağlık. Hayırlı sahurlar diyorum demiş. Selamünaleyküm, her gece olduğu gibi bu gece de sahur vaktimiz, ustad vaktimiz oldu. Konumuza saygı ve sevgilerimle demiş. Ali Oturak abimiz, Erhan Aydın abimiz. Selamünaleyküm hocam, ailece ustad vaktini izliyoruz. Heyecanlanabilirsiniz demişti. Evet, o mesajı okuduğumuzdan beri heyecanımız artmış durumda. Bir taraftan da yine bir hatırlatma yapmak istiyorum abi müsaadenle. Malum Erzincan Başbağlar'da 5 Temmuz 1993 senesinde bir katliam oldu. Ve hala failleri bulunamadı. Bir şekilde birileri ortaya çıkarıldı ama yalandan da olsa bir şeyler yapılmaya çalışıldı. Ancak hiçbir şey yok ortada. 23 yıl geçti üzerinden. 5 Temmuz bayrama denk geliyor. Bu sene 6 Temmuz'da anma programları olacak. Erzincan Başbağlar'da. Ancak 5 Temmuz bayramın birinci günü Edirne Kapı Şehitliği'nde yine bir program düzenlenecek. Bununla ilgili tabii ki biz bilgileri vereceğiz. Edirne Kapı Şehitliği'nde saat 12'de Kur'an-ı Kerim tilaveti, hatimlerin duası ve basın açıklaması yapılacak. 6 Temmuz'da da Erzincan Başbağlar'da inşallah buradaki şehitlerimizin anması yapılacak. İmsak için birkaç dakika kaldı abi. Bir dakika kalmış. Ben çok teşekkür ediyorum. Zahmet verdin sana. Ben buraya kadar geldin. Kanal 42 izleyicilerine buradan çok çok selamlar olsun. Ve Ramazan aylarını şimdiden bayramlarını tebrik ediyorum. Bir de az önce belirtmiştiniz bu Vuslat Derneği ile alakalı yapmış olduğunuz bu hizmetler, VTR'lerde seyrettik, gördük. Evet. Burada zerre kadar emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum. Çünkü gerçekten çok önemli işlere imzalar atılıyor. Vuslat Derneği'ndeki tüm yönetimdeki o abilerimize, kardeşlerimize de selamlar olsun diyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni albüm çıkar. Biz yeniden bu ekranlarda oluruz. İnşallah. O zaman yine ağırlamak isteriz yeni albümle birlikte. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hem Ustad Derneği adına hem izleyicilerimiz adına. Efendim Ustad Sahur Vakti'nde bu gece Saleh Sabır'la birlikteydik. Tabii ki iki eseri dinledik. Sahur Vakti çok da fazla yormayalım dedi. Allah razı olsun. Akustik versiyonlarla da olsa bizlerle birlikte oldu. İnşallah yeni albüm çıkar. O zaman yeniden birlikte oluruz. Daha güzel artık böyle tamamı müzikle geçen bir program da yapmış oluruz diyelim. İstanbul için imsak vaktine girdik. Bizler huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yarın gece yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sahabeler, onlar gökteki yıldızlar gibiler. Bırakın nefislerini, hayallerini bile terk etmişler.